Evet, herkese iyi akşamlar. Uzun zamandan beri canlı yayın yapamamıştık. Sorularınız olursa şu anda saat 10, yarım saat boyunca cevaplayabilirim. Umarım herkes çok iyidir. Merhaba, merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Doktor Gökhan Çalışkan, selam. Herkese iyi akşamlar. Aytun'a da katılmış. Murat, selam. Ne olur bu yazdığımı görün. 19. haftada neden gebelere iğne yapılıyor? Ne iğnesi yapılıyor? Gebelikte kusmaktan kan gelirse kötü bir şey olur mu? İşte o yemek borusunun tahrişine bağlı olarak bir şey olmaz. Kilolu hastalarda hangi sezaryanı önerirsiniz? Yani anestezi doktorları epidural ve spinal yapabiliyorlar. Çok aşırı ödem olmadığı sürece kilo ayrı bir şey, ödem ayrı bir şey. Çünkü ödem olduğu zaman o iğneyi yapacakları yerde de biraz ödem olduğu için ama yağ dokusu fazlalığında bir sorun olmuyor. Preeklampsi tekrarlar mı? Ne yapmak lazım? Yeni bir gebelikten önce kanda pıhtılaşma tetkikleri yaptırmak lazım. Böbrek fonksiyonlarına baktırmak lazım. Genel olarak bir check-up'tan geçmek lazım. Ondan sonra koraspin veya işte düşük dozlu aspirinler kullanmak lazım. Gebelikte başlar başlamaz. Gebelikte koraspin kullanımı bebeğe zarar verir mi? Yani düşük dozlu aspirin biz onu çok sık kullanıyoruz. Zarar vermediğini düşünüyorum. 5 aylık bebeğim var. Doğumdan sonra bebek 4 kiloysa normal doğum yapılabilir mi? Yani yapılabilir, açıkçası yapılabilir ama çok zorlanırsınız, onu söyleyeyim. Gerçi tabii sizin boyunuz da önemli. Pelvis muayeneniz de önemli ama genelde zorlanılıyor 4 kiloda, onu söyleyeyim. Prilam uzun süre kullanmak bebeğe bir zarar verir mi? Prilam, DR, bulantı için onaylanmış bir ilaç. Uzun süreli derken ne kadar uzun süreli yani? Zarar vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani gebelikte kullanılabilen bir ilaç. Hint yağı içebilir miyim doğumu tetiklesin diye? Bu konuyu hiç araştırmadım ama araştırıp bununla ilgili bir video çekebilirim. Hurmayı biliyorum. Onun araştırmasında yaptığım videoları var. Hatta altında yayınlar da var. Şeker yüklemesi yapmak zorunda mıyız? Zorunda değilsiniz ama herhangi bir şekilde doktorunuzu gebelik şekeri olmadığı konusunda ikna etmeniz lazım. Bunun başka bir yolu da var. Endokrinoloji uzmanına gideceksiniz. O size yazı verecek. Gebelik şekeri yoktur diye. Ama o da size ne diyecek? Şeker tarama testi yaptırın diyecek. 29 haftalık hamileyim. Erken doğum riskim var dediler. İğne verdiler. Sizce endişelenmeli miyim? Bebek aşağıda dediler. Akciğer olgunlaştırıcı iğne vermişler. Başka ilaçlar da vermişlerdir. Yani en azından tanısı konmuş erken doğum başlangıcının. İnşallah şöyle bir 34, 35, 36 hatta 37'yi bile bulursunuz. Benim ilk gebeliğimde preeklampsi oldu. İkinci gebelikte de olur mu? Bunun cevabını az önce verdim. Şeker yüklemesi yaptırmanın zararları var mı? Yararları var ama bilinen bir zararı yok. Ben kürtaj oldum. Şu an beta HCG'm 15. Acaba hamile kalmaya engel olur mu sıfırlanmazsa? Sıfırlanmaz diye bir şey yok ama artık takip etmenize de gerek yok. Kürtajdan sonra 5 ile 6 hafta arasında bir zamanda adet görülüyor. Bebekte kalpte parlaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer bütün her şey normalse, tek sorun ekojenik intrakardiyak odaksa, ekojenik intrakardiyak fokus, özellikle sol tarafta ve tek olduğu zaman artık bunu çok ciddi bir risk faktörü olarak kabul etmiyoruz Down sendromu açısından. Ama diğer bulgular olup olmaması da önemli. 30. haftada NST'de düzenli sancı var. Yarış yapıldı. Yarış mı? Sancı durdu. Ne yarışı yaptınız? Yarış yapıldı. Ne demiş olabilir? Ne demek istiyor olabilir? Yarış yapıldı. Hadi birazcık yardımcı olun. Yarış yapılmış. 36 haftalık hamileyim. Vajinada varis çıktı. Normal doğuma engel olur. Çok yaygın varis varsa normal doğumuna engel olmaz ama çok kanamanız ve çok dikişiniz olabilir. Artık onu doktorunuzla karar vereceksiniz.
Bebeğimizin hareketlerini hissedemeniz 13-14 gibi haftalarda bebeğimizin iyi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Net olarak anlayamazsınız. Doktorunuza gidip ultrason baktırabilirsiniz ama zırt pırt ultrasona girmenin bir anlamı yok. Bir kere kanamanız yoksa, ağrınız yoksa, daha önce düşük öykünüz yoksa, yaşınız gençse, yani ciddi bir risk faktörünüz yoksa zaten büyük ihtimalle bebeğiniz artık 13-14 haftaya gelmiş canlıdır. Çikolata kisti var, gebeyim. Zararı olur mu? Çikolata kisti için şöyle denir. Gebeliğe engel teşkil edebilir diye, ama çoğu zaman gebeliğe de engel teşkil etmiyor. Artık gebe kalmışsınız, hamile kalmışsınız zaten. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ciğer geliştirici iğne denerken kaçıncı haftada yapılmalı? Erken doğum riski saptanır saptanmaz ve tabii 26 haftayı da geçtiyse yapılmalı. Bu kadar erken dönem yapıldığı zaman belki tekrarlayıcı bir doz da gerekebilir. 33. haftadayım. Oksapar ve ekopirin kullanıyorum. Doktor aspirini bıraktırdı. Sorun olur mu? Yok. Oksapar kullanıyorsunuz işte. Heterozigot kan pıhtılaşması varmış. Açıkçası burada esas heterozigot kan pıhtılaşmasında zaten heterozigot olduğu için yarım pozitif demek o. Oksapar zaten onun esas ilacı. Korasmin değil yani. İlk gebeliğim, kan uyuşmazlığımız var. Eşimle doktorum 28. haftada yapılan iğneyi yapmayı önermedi. Kan uyuşmazlığımız var eşimle. Doktorum 28. haftada yapılan iğneyi önermedi. Bazı doktorlar önermeyebiliyor. Yani artık doktorun görüşüne uyacaksınız. Yani genelde biz öneriyoruz %80'lik ama %20'lik bir kısım doğum sonrası yapalım diyor. 10 haftalık gebelikte bağırsaklar dışarıda gözüküyor. Normal mi? Evet, normal olabilir. Bağırsaklar dışarıda gözükmüyordu da kordonun içinde gözüküyordur. O normal embriyonun bir gelişim aşamasıdır. Bağırsaklar ilk önce göbek kordonun içinde gözükür. Ondan sonra yavaş yavaş 12. haftaya kadar içeriye girer. Ama girmeyebileceği için tabii ki düzenli takip olmanız lazım. Bebekle hamile kaldım. FSH 107. Yine tüp bebek yapabilir miyim? Çok yüksek FSH. Yani adet görüyorsanız tabii ki gene bir yumurta aktivitesi vardır ama FSH 107 tüp bebek zor olabilir, onu söyleyeyim. Yerleşme kanaması ne zaman gelir? Yerleşme kanaması adet gecikmesinden önceki dönemde, yani 3. ila 4. haftalar arasında genelde olur. Omega içmek mutlak mı? Omega'yı niçin veriyoruz? Omega 3 kaynağı olsun diye veriyoruz. Tabii ki omega 3 tabletlerin iki tane şeyi var. Bir tanesi balığın karaciğerinden yapılan, birisi de vücuduna, yani kas kitlesinden yapılan. O vücudun kas kitlesinden yapılanı içmek lazım. Ama balık yemek tabii ki en güzel, haftada iki kez. İkili test yaptırmasak sıkıntı olur mu? Yani Down sendromu riskini belirlemek için yaptırıyoruz onu. Onu yaptırmakta bir şey yok ki. Kötü bir şey çıkar diye korkuyorsanız kötü bir şey çıkmama ihtimali yüksek. Yani 100 tane ikili test yapıyorsak 5 tanesinde bir şey, 10 tanesinde bir şey çıkıyor. O da zaten olasılık belirttiği için onları da ileri inceleme yaptığımız zaman önemli bir kısmında bir şey çıkmıyor. "38 haftalık gebeyim, biraz zayıf, 2 kilo 600 gram. Çocuk doktoru açısından altısını 2500 gram doğumda. O yüzden Ela Hoca, belki sizin deyiminizle, yani anne adaylarının deyimiyle Ela Hoca gelmeyecek ufak bir bebek olabilir ama sağlıklı ufak bebek diye bir şey var. Doppler normalse, amniyon sıvısı normalse, NST'si normalse o zaman normal, yani 2 kilo 600. Dekavit kullanıyorum sürekli. Bir zararı var mıdır? Dekavit pronatal. Hamileler için olanı kullanabilirsiniz. Öneriyoruz biz de. Hatta hamileliğin birinci trimesterinin bitimine yakın dönemde başlıyoruz. Ta bebek doğduktan sonra 4. aya kadar kullanıyoruz. Yerleşme kanaması adetten mutlaka ayrılabilir mi? Bir kere adetten önce geliyor demiştik az önce, biliyorsunuz. Bir de lekelenme tarzında olur genelde. Rengi de biraz daha farklı olabilir. Ben en iyisi sizi YouTube'dan izleyeyim demiş. İzleyin.
İnsülin direnci ve tiroidi olan biri hamile kalabilir mi? Eğer TSH ve serbest T4 değerleri normale çekilmişse, hemoglobin A1C seviyenizde normal sınırlar içerisindeyse eğer, hatta normal sınırın biraz daha üzerinde olabilir, öyle 7,5 falan üzerine çıkmasın ama hamile kalırsınız tabii ki. Oruç tutmak gebeyken sıkıntı olur mu? Yani tutulmamasını öneriyoruz. Sıvı kaybı olmasın diye, bir de uzun süre açlık olmasın diye. Ama tabii ki şimdi nispeten daha böyle ılıman bir iklime denk geldiği için doktorunuz da onaylıyorsa ve özellikle de birinci trimester geçtiyseniz, bence birinci trimesterde sorun olabilir. Sizin açınızdan, yani bebeğe bir sorun olacağından değil. Tutun ama yani dediğim gibi ben oruç tutma açıkçası taraftarı pek değilim hamilelikte ve emzirme döneminde. Canlı yayın mı yapalım diyorsunuz? HPV doğumda çocuğa bulaşır mı? Çocuğa eğer aktif lezyonunuz varsa veya rahim ağzında işte virüs varsa, lezyon varsa, o zaman bulaşabilir ve çocukta larynxte papillon dediğimiz oluşumlar yapabilir. Ama eğer aktif lezyonunuz varsa veya HPV testiniz pozitifse bu olasılık var. KKK aşısından sonra ne zaman gebelik planlamalı? Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak. Kızamıkçık antikorlarınıza baktırın. Pozitif olduğu zaman şöyle bir 2-3 ay sonra hamilelik planlayabiliyorsunuz. Planlayabilirsiniz. 26. haftadayız. Doktorun perde olduğunu söyledi. Normal doğum yapamaz mıyım? Yani doktorunuza danışın. Perde ne kadar büyüklükte? Rahimi ikiye mi ayırmış? Falan filan. 35. haftadayım. Bebek makat gelişli. Bu haftadan sonra dönmesi kolay mı? Olasılık azalıyor. 36'dan sonra, 37'den sonra çok fazla dönmez. Vay Priloski. Daha bugün görüştük. Ne haber? Ben de sizi çok seviyorum. Rahim ağzı darlığım var. Hamile kalabilir miyim? Yani rahim ağzı darlığı olunca spermlerin geçmesine engel teşkil edecek kadar bir darlık varsa oradan zaten adet kanı da akmaz. Eğer adet görüyorsanız spermler geçebilecek kadar açıklık var demektir. O zaman hamile kalırsınız diye düşünüyorum. Bir haftalık hamileyim. Bebeğimin hareketlerini tam anlamıyla hissedemiyorum. Normal mi? İlk gebelikte normal. Çünkü ilk gebelikte daha yeni yeni alışmaya başlıyorsunuz. Biraz daha sabredin. Her iki damarda da direnç varsa ne gibi riskler olabilir? Renkli Doppler'de arteria uterina, yani uterin arter, yani rahim atar damarlarındaki direnç artışından bahsediliyor. Burada derecesi önemli. Derecesi yüksekse gelişme geriliği olabilir, gebelik zehirlenmesi olabilir. O yüzden daha dikkatli ve daha sıkı takip edilmeniz lazım. Ama eğer hafif derecede bir direnç artışı varsa 24'e kadar düzelebiliyor ve sorun da yaratmaya biliyor. 23 haftalık hamileyim, mantar için krem fitil verdi doktor. Sorun yapar mı? Yani doktor vermiş işte. Deli değil ya doktor yani. Değil mi? Vermiş işte. Eşimle kan uyuşmazlığımız var. İlk gebelikte mi aşı yapmamız gerekir? Lütfen bilgilendirir misiniz? Benim kendi stratejimi söyleyeyim. İlk gebelikte veya sonraki gebeliklerde indirekt KUMS denen bir test istendikten sonra 28. haftada ilki yapılıyor. Sonra bebek doğduktan sonra ya kan grubu RH pozitif çıkarsa, çünkü rahim içindeyken bilinemiyor. Gerçi yakında anneden alınan kan da o da bilinmeye başlanacak. O zaman ikinci doz yapılıyor. Gebeliğin ilk başlarında böyle kanama gibi şeyler olmuşsa veya amniyosentez, koriyomilis biyopsisi gibi bir girişim yapılmışsa 28. haftadan önce de yapılabilir. Ama 28. haftadan çok önce yapılmışsa yine 28. haftadaki doz yapılması gerekebilir. Yatış. Yatıştır. Ha, demin ki şey değil mi? Ha, neydi ya o soru? Yatış. Ha, yatış yapıldı. Hastaneye yatış yapıldı. Ya basiretim bağlandı ya. Yatış, bildiğin yatış işte ya. Hastaneye yatırmışlar. Hastaneye yatırdıklarına göre şey yapacaklar. Bravo vallahi size ya. Benim beynim bulanmış. Trafikten, murafikten. Evet, yatış yapıldıktan sonra
artık her şey daha garanti altında diyebiliriz. Yatmaya devam. Maden suyu içmek zararlı mı? Hayır. Maden suyu bilakis soda değil de soda içine karbondioksit basılan su. Maden suyun içinde mineraller de var. Abartmamak koşuluyla günde bir tane için, için işte. İdrar yolu enfeksiyonu erken doğuma sebebiyet verir mi? Genelde vermez. Ama tabii ki böbreklere çıkabilir. Piyelenefrit yapabilir. Ateşli böbrek enfeksiyonu yapabilir. O yüzden mutlaka tedavi etmek lazım. O zaman erken doğuma da yol açabilir. Basit bir sistit aşamasındaki tabii ki erken doğuma yol açacağını düşünmüyorum. Hafif semptomlarla COVID geçirmenin bebeğe zararı var mıdır? Yani bugüne kadar artık bir seneyi geçti. COVID anne adaylarına biraz daha torpil yapıyor. Şimdi böyle deyince tabii hemen anne adaylarının bazıları karşı çıkıyor. İşte biz haberlerde duyuyoruz şöyle oldu, düşük yaptı, erken doğum yaptı, şu oldu, bu oldu, hayatını kaybetti. Maalesef bu kadar vaka arasında bunlar da var. Ama genel olarak böyle büyük grupları karşılaştıracak olduğumuz zaman genç insanların, hamile kalan insanların, genç çünkü çoğu, bu işten biraz daha iyi sıyrıldığını görüyoruz. Ama istisnalar tabii ki maalesef oluyor. Tüp mide ameliyatı sonrası hamilelikte hangi doğum tipini önerirsiniz? Normal mi, sezaryen mi? Pek alakası yok. Uzun süre geçmişse arasından yapılabilir normal doğum. 32. haftada yeşil akıntının tehlikesi var mı? Enfeksiyon belirtisi tehlikesi olmakla beraber yani tehlikesi çok fazla yoktur zannetmiyorum ama gene de yani sonuçta bir enfeksiyondur. Tedavi edilmesi lazım. Suların erken gelmesine neden olmasın diye vajinal kültür ve ona bakarak da hangi etken çıkmışsa tedavi edilmesi lazım. Yani çünkü nedir? Enfeksiyon, bakteriler rahim ağzından rahim içine doğru gidip o rahim bebeği koruyan amniyon zarını inceltebilir. Zarı aşındırabilir ve sular gelebilir. O yüzden ödem mi yağ dokusu mu nasıl ayırt ederiz hocam? O ayırt ediliyor ya. Yani böyle ayaklarınızı, ayak bileklerinize bastırdığınız zaman içeri göçüyorsa o çok daha büyük olasılıkla ödemdir. Bir de siz onu kendiniz bilirsiniz zaten. Boğazınızın yani şeyiniz açıldı mı, iştahınız açıldı mı? Boğazınızda tutamıyorsanız eğer iştahınız bayağı açılmışsa o daha çok kilodur diye düşünüyorum. "25 haftalık hamileyim, diş çektirebilir miyim? Aynı zamanda diyabet bir anneydim." Diş çektirin tabii. Bilakis yani eğer enfeksiyon yaparsa diyabet de var. Olmaz. "Benim toksoplazmam yüksek çıktı. Karnından sıvı almak istiyor doktorum. Sizce sakıncalı mı?" Bilakis yani toksoplazma bebeğe bulaşıp bulaşmadığını anlamak için bir kere toksoplazmayı saptar saptamaz hemen antibiyotik başlıyoruz. Ondan sonra eğer bebeğe ulaşmadığını saptarsak o zaman antibiyotiği kesebiliriz ve içimizde de rahat olabilir. Veya dozunu azaltabiliriz. Karında serbest sıvı görülmesi dış gebeliğe işaret midir? Her zaman değil ama belirtilerinden bir tanesi olabilir özellikle beraberinde ağrı varsa. Bacak boyu bir hafta uzun dedi doktor. 25 haftalık gebeyim. Normal mi? Olabilir tabii canım. Yani baş çevresi, karın çevresi, BPD bunlar bir hafta, iki hafta ileride veya daha aşağıda olabilir gebelik haftasına göre. Proluton iğne verdiler erken doğum için. 29 haftalık hamileyim. Normal doğum olur mu erken doğumda? Çok erken doğumsa eğer normal doğum önermiyoruz. Prematürelerin normal vajinal yoldan hem süre açısından hem de o kanaldan geçerken Allah korusun tabii ki beyin kanaması olabileceği için teorik olarak konuşuyorum. Bu tabii 34 haftanın üzerinde çok ender görülen bir şey ama 34 haftanın altında o doğum kanalından geçerken beyin damarlarında bir basınç artışına bağlı olarak sorun oluşabileceği için önerilmiyor. Ama tabii ki bebeğin haftası çok önemli. Yumurtalık kisti ile polikistik aynı şey mi? Yumurtalık kisti deyince genelde tek bir kist anlıyoruz. İçi sıvı dolu oluşum. Ama polikistik deyince adeti de düzenini de bozan, tüylenme yapabilen, gebe kalmayı zorlaştıran çok sayıda milimetrik kistlerden bahsediyoruz. İkisi aynı şey değil yani. 7 haftalık hamileyim ultrasonda kese görülür mü? Gerçekten 7 haftalık hamileyseniz kese görülür. Gerçekten diyorum çünkü bazen geç yumurtlama denen bir şey oluyor. Anne adayı kendini 7 haftalık zannederken aslında 4 haftalık olabiliyor. Ama 7 haftada genelde görülür. İdrarda şeker çıkması ne anlama gelir? Bebeğe zararı var mıdır? İdrarda şeker çıkması 25. 26. haftadan sonra normal olarak kabul edilebilir. Bir pozitif şeker. Ama gene de
Bebeğin amniyon sıvısı, ondan sonra şeker tarama testi, bebeğin iri olup olmaması, bunlar da önemli şeyler. Yani gebelik şekerine bağlı olabilir. 1.4, 1.04 AMH değeri düşük mü sayılır? Çok düşük değil. Adetleriniz düzenliyse, yaşınız da çok ileri değilse bu iyi bir değer. AMH değeri çok iyi bir kriter değil, onu söyleyeyim. Gebe kalabilirlik veya kalamazlık açısından. Hamileyken ne çok izlerdim. Prostat iltihabı spermi öldürür mü? Öldürebilir. Sperm azalması yapabilir. Antibiyotik tedavisine çok iyi yanıt verir yalnız. Sadece dekavit yeterli mi? Folik asit vermedi doktorum. İlk hamileyim. Dekavitin içinde zaten 0.8 miligram, yani 800 mikrogram folik asit var. Ve yeterli. Canlı yayına katılmak isteyen var mı? 2-3 kişiyle canlı yayın yapabiliriz. Çünkü sorulara ben yetişemiyorum. Sorulara bak. Oh oh oh. Ama ben size söyleyeyim, 1000 tane falan soru sorulmuş. Bunların %10'u cinsiyetle ilgili, %5'i gebelik şekeri testi yapılmalıyla mı ilgili? Hatta %25'i belki de. Bir de %2 ile %3 ikili test yapmak şart mı var? Onun dışında şöyle herkesin işine yarayabilecek sorulara bakıyorum. Açıklanamayan infertilitede ne kadar süre beklemeliyiz? Yani tetkikleriniz yapıldı, herhangi bir sorun saptanmadı. Eğer yaşınız ileri değilse bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Yani yaşınız 30'un altındaysa bekleyebilirsiniz. Gebelikte en düşük TSH değeri kaç olması gerekiyor? Öyle en düşük değil de bazen 0.001 bile olabiliyor. Serbest T4 değeriyle beraber değerlendirmek lazım. Tülay'ın annesi Gil'e mi gittiler? Vay, artık burada şeyin içinde sohbet de ediyorsunuz ha. Tülay'ın annesi Gil'e mi gittiler diye sormuş birisi. Azerbaycan'dan selamlar, sizi seviyoruz. Ben de Azeri vatandaşlarımızı çok seviyorum. Azeri anne adaylarını çok seviyorum. Bana hep böyle Azerice sorular soruyorlar. Benim Azerice bildiğimi varsayıyorlar. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. 21 artı 5 hamileyim. Tansiyon 16-17 oluyor. Tansiyon ilacı kullanıyorum. Yani 16-17 oluyorsa tansiyon ilacına rağmen başka ilaçlar kullanmanız lazım. Önemli. Belki değiştirmesi lazım ilacın. Hamile kalmadan önce herhangi bir vitamin kullanmalı mıyım? İrlanda'dan sevgiler. Özellikle ve özellikle de Kuzey Yarımküre'nin daha üstünde yer alan ülkelerde bu nöral tüp defektleri çok fazla görüldüğü için, İskoçya'dan çıkmış zaten bu nöral tüp defekti folik asit bağlantısı. İskoçya'da nöral tüp defektlerini azaltmak için bir çalışma yapılmış ve folik asit takviyesiyle nöral tüp defektlerini, yani spina bifida, omurga açıklığı veya beynin gelişmemesi gibi oldukça azaldığı saptanmış. O yüzden de günde 0.4 miligram folik asit içeren bir vitamin kullanmanızda fayda var. 15 haftada cinsiyet belli olur mu? Genelde belli olur. Tetanoz aşısında olmalı mıyız? Sağlık Bakanlığı öneriyor. Sağlık Bakanlığı öneriyorsa olun. Ama teorik olarak hastanede doğum yapmayacak olan kişileri sağlığını korumak için yapılan bir şey bu. Ya bu ne? Evet, canlı yayını alalım bakalım. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Buyurun. Hocam, şimdi ben iki defa hamilelik geçirdim. 4 yıllık evliyim. Evet. Her ikisinde de dış gebelik dedi.
Patoloji sonucuna göre dış gebelik değildi, rahim içi gebelikti. Başka bir hastanede başka bir doktora başvurdum. Eski doktor ise rahim filmi çekti. Her iki tüpümün kapalı olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde hamile kalamayacağımı söyledi. Ama sonraki gösterdiğim işte hocam bana dedi ki eğer her iki tüpün kapalıysa sen nasıl iki defa gebelik geçirdin? Bunda bir yanlış Ama işte anlaşılma şöyle, vardı. yok yanlış anlaşılma değil. Her iki tüp kapalı dediğine göre dış gebelik zaten oluşmuş ya. Tüplerde bir hasar vardı büyük ihtimalle. O yüzden dış gebelik oluştu. Burada bir anlam karmaşası olmuş bence. Eğer ilaçlı rahim filminde tüplerin ikisi de kapalı gözüküyorsa bu dış gebeliğe neden olabilir gerçekten de. Tamam mı? Anladım hocam. Çünkü kapalı olması kısmen de açık olup işte sperm ve yumurta hücresi birleştikten sonra ileriye gidemiyor olabilir. Yani rahim içine doğru gidemiyor olabilir. O yüzden de en güzeli bu tür durumlarda tüp bebek. Yani ben tüp bebeği hemen böyle zıt diye öneren bir hekim değilim ama bu tür durumlarda yeni bir dış gebelikle karşılaşmamak için ki kaldı ki zaten tamamen kapalı olduğunu söylüyor değil mi ilaçlı rahim filmi? Tamamen kapalı olduğu söylendi ama şimdiki tekrarki görüştüğüm hocam şeyde tekrar bir rahim filmi çekelim dedi. Ondan sonra karar Tamam. veririz. Olur. İki tane başka bir yerde çekilsin. İki Başka bir tane yerde rahim filmi. anestezi altında çekmiştim öncekini hocam. Ama ben anestezi altında çekmeyeceğim Yani dedi. tamam Normal olsun fark çekeceğim. etmez. Zaten normalde standartta anestezi altına çekmeye gerek yok. Tamam mı? Öyle bir şey imkansız. Anladım Hadi. hocam. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica İyi ederim. günler. Sağ ol. Efendim. Benim çirkin ama şu hastam. Baba Alex'in kokuş versiyonunu yaptım. Geldi yanıma da canlı Aa yayın. ben Evet şu an. miyim? Ha o Gel. genç kişi ne Gel var? görün. Ben şeydim. Neslişah göstersene kendini. Ha? Neslişah. Benim kızım. Evet. Ne demiş? Çok hapşırıyorum şiddetli. 35 haftalık hamileyim bir şey olur mu? Yok. Yok yani hapşırmak sonuçta bir mekanizma yani. Ya alerjik şeye bağlı ya da içerideki bakterileri atmak için. Düşük yaptım doktor sebebini araştırmadı. 7 haftalıkken kalp atışı alınmadı. Bir tane düşükte yani maalesef böyle işliyor işler. Çünkü yani düşük sebeplerini araştırmak için yapılan testler devlet karşılamıyor. Ondan sonra yapılan testler bayağı komplike testler. O yüzden bir tane düşük yapınca araştırma falan çok fazla yapmıyoruz. Çünkü çok %15'ler, %25 görülen bir şey. İkiz gebeyim, göbek deliğimde ağrı var. Tekil gebelikte de sık görülen bir şey. Göbek büyüdükçe oluyor. Evet. İlk hamilemde kalp durmasıyla 9. haftada kürtaj oldum. İkinci bebek için ne kadar beklemem lazım? 9. haftada mı durdu? Öyle diyorsunuz zaten. Yani 2 adet dönemi, 1 adet dönemi veya 2 adet dönemi beklemeniz bence yeterli. Eğer ekstra bir tetkik yapmayı önermediyse doktorunuz. Tansiyonun sürekli 9.9'a 6 olması normal mi? Eğer bu sizde bir şikayet yaratmıyorsa tamamen normal, hatta avantajlı bir şey. Çatı muayenesi gerekli mi? 37 hafta hamileyim yapılmadı. Çok gerekli değil. Doktorların bir kısmı yapmıyor. Rahim filmi sonrası korunmak gerekir mi? Şimdi yapılan çalışmalar var. Rahim filmi sonrası hemen daha ilk adet görmeden önce oluşan gebeliklerde bir sorun oluşmuyor. Neden? Çünkü rahim filmi henüz daha yumurta ortada yokken yapılan bir şey. Ve de rahime verdiğimiz ilaç 24 saat içinde oradan yok oluyor, gidiyor. O yüzden de hem teorik olarak hem de pratikte yapılan çalışmalarda bunu göstermiş. Rahim filmi çektirdiğiniz ayda bile hamile kalırsanız bu bebekte bir sorun oluşturma olasılığını artırmıyor. Egg donation ile hamileyim 43'üm. İlk denemede oldu. Ala. Aliyül ala. Ne güzel. Egg donation. Başkasının yumurtası da yani. Bütün gebeler perinatolojiye gitmeli mi? Hayır.
Eğer ekstra bir risk faktörünüz varsa, daha önce anomali doğum yapmışsanız, başka bir risk faktörünüz varsa tabii ki perinatolojiye gidersiniz, ama şu anda yeni jenerasyon hekimlerin çoğu artık detaylı ultrason yapıyor, onu söyleyeyim. Yani illaki öyle gidilecek diye bir kural yok. Ben ikinci bir göz görsün diye gönderiyorum. Ama göndermedim de oluyor. Kendim detaylı ultrasonu zaten yapıyorum. Toksoplazma IgG ve IgM pozitif çıktı. Ne sorun olur? IgG avidite baktıracaksınız. IgG antikorlarının ne kadar zamandan beri var olduğunu vücutta gösteren bir şey. Ona göre karar verilecek. Detaylı da sağ böbrekte 7 mm genişleme, beyin sıvısında ise 8 mm genişleme var. 8 mm yüksek değil, onu söyleyeyim. 10 mm'ye kadar normal beyin sıvısındaki genişleme. Böbrekte 7 mm genişleme de eğer beraberinde başka bir sorun yoksa olabilen bir şey, takip edilmesi lazım. Sol tarafa yatmak mecbur mu hocam? Hayır. İnsülini hangi sol tarafa yatmak mecbur mu derken, tercih edilir tabii ama yani geceleyin mesela kocanız, eşiniz sizi uyandırmasın yani, işte bak sağ yanına yattın bebeğe bir şey olacak falan filan diye. Eşler böyle başında nöbet bekliyor. Ondan sonra şey olunca, sağ yanına yattığını görünce uyandırıyor falan. Bunlar gereksiz şeyler. Rica ediyorum baba adaylara. Vücut kendisi bizden daha akıllı. İnsülini hangi ayda başlanması gerekir? Ay diye bir şey yok. Eğer diyabetikseniz bütün gebelik boyunca ta başından sonuna kadar ne kadar gerekiyorsa kullanacaksınız. İlk gebelikte karın ne zaman belirginleşir? 16'dan itibaren çıkmaya başlar artık. 18. haftada plasenta önde olması riskli mi? Yok. O yani 26. 27. haftaya kadar yukarı çıkabilir. Sezaryen doğumunda hangi yöntemi önerirsiniz? Kan sulandırıcı kullananlar için anestezi. Eğer kan sulandırıcı çok yüksek dozda kullanılmıyorsa epidural spinal yapılabilir. Fetal DNA güvenilir mi? 39 yaş tüp bebek. Güvenilir tabii. %99.9 Down sendromu için şeyi var. Güvenilirliği var. Ama beraberinde tabii ki böyle Down sendromu veya başka bir kromozom anomalisini çağrıştıracak bir anomali varsa detaylı ultrasonda bebekte, o zaman tabii ki olmaz. Detaylı ultrason dediğimiz şey aslında her ultrason bir detaydır. Yani mesela 11-14. haftada da detaylı ultrason yapılıyor. Buna ikili test adı veriliyor. 19-23. haftada da detaylı ultrason yapılıyor. Buna da işte klasik detaylı ultrason adı veriliyor. Aslında her ultrasonda bazı detaylara bakıyoruz. Özelden bir şey sorsam bana geri dönüş yapar mısınız? Özelden yanıt veremiyorum maalesef. Elim kaldı böyle. Abdominal sertlajlıyım. Yani karından ameliyatla, karın içinden laparoskopiyle veya açıkla ameliyat yapılmış. 8 haftalık gebeyim. Arada bir kanama oluyor. Bebeğin durumu iyi. Sizce yerleşme kanaması mı? Sizce düşük risk mi? Yerleşme kanaması değil. 8 haftada yerleşme kanaması olmaz ama plasental shift dediğimiz gene gebelik, sağlıklı gebeliklerde oluşan bir kanama olabilir. Takip edilmesi lazım. Benim safra asit değerlerim yüksek çıktı. İlaç kullanıyorum. Doğuma kadar kullanmam gerekiyormuş. Çıkan lekeler geçer mi? Ne lekesi çıktı ya? Gebelik kolestazı. Ne lekesi çıktı? Gene benim anlayışsız bir şeyime mi denk geldi? Ne lekesi çıkmış olabilir? Progesteron 10.33. Bu ne demek hocam? Erken gebelikte bazen BTHCG ile birlikte progesteron seviyesine de bakıyoruz. Büyüktür, eşittir 10 olmasını tercih ediyoruz. İyi yerleşmiş bir gebelik için. O yüzden iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Evet, süremiz dolmak üzere. Maalesef her zaman olduğu gibi soruların hepsine yanıt veremedim. Çünkü şu anda yukarıya bakacak olursanız 1150 kişi soru soruyor. Progesteron hapsa vajinal kullanımda değil ama ağızdan kullanımda baş dönmesi yapıyor. Doğrudur. Progesteron son zamanlarda artan bir sıklıkta vajinal yoldan da verilmeye başlandı. Aynı ilaç. Progestan tablet yani. 17 haftalık hamileyim, talasemiyim. Hemoglobin 8.8 çıktı.
Şimdi talasemi değildir de o talasemi taşıyıcısınızdır büyük ihtimalle. Hemoglobin 8.8 çıkması tamamen normal. Ama onun bir de hem talasemiye bağlı zaten hemoglobin düşük çıkar. Bir de acaba beraberinde demir eksikliği var mı diye ferritin demir bağlama kapasitesi gibi şeyler baktıracaksınız. Ona göre de ekstra demir tedavisi vererek belli bir seviyeye kadar çıkartılabilir. Ama talasemi taşıyıcıları hiçbir zaman böyle klasik 12-13 gibi değerlere çok fazla ulaşamaz. Bebeğe de bir zararı yok ayrıca. Hamilelikte yumurtalıklarda hassaslık olur mu? Yumurtalıklarda değil de o kasıklarda rahim bağlarının rahimi aşağı doğru çekmesine bağlı olarak olabilir. Peser halka ağrı yapar mı rahim ağzı kısalığı için? Peser halka çok kullandığımız bir şey değil. Ağrı yapar. Yani yerinden kaymamışsa inşallah. Ona da bakılması lazım tabii ama ağrı yapabilir. Sonuçta oraya bir şey takılıyor yani. Karnın çok büyümemesi çocuğun da gelişmediğine işaret midir? Ultrason verileri bazen karnı ufacık gözüküyor. Ultrasona bakıyoruz, tamamen normal. Bunlar çok sık görülen şeyler. O yüzden esas karnın büyümesinden daha ziyade ultrason bulguları. 16 haftalıkta serebellum kaç olmalı? Serebellum yani beyincik genelde 16 haftada 16 milimetre civarında olmalı. Ama tabii ki tek başına serebelluma bakmıyoruz. Serebellumun arkasındaki o sıvı birikimi, ense kalınlığı, kavum septum, pellucidum, talamus çekirdekleri dediğimiz yapılar. Bunları hep beraber bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Artı bir de serebellumun ortasında çökme var mı? Ona bakmak lazım. Yani serebellumu beyincik dediğimiz şey milimetresinden daha ziyade görünüş de çok önemli. Kalpteki çarpıntı normal doğuma engel olur mu? Eğer belli bir hastalığa bağlı değilse normal doğuma engel olmaz. Dardanel ton balıklarını yemek bebeğe zarar verir mi? Yok. Ürün yerleştirme de yapılmış bak. Dardanel ton. Yoksa siz Dardanel ton firmasında falan mı çalışıyorsunuz? Allah düştü şey. Dardanel ton yiyin yiyin. Balık yiyin ama tabii ki taze balık daha iyi. İki düşük sonrası hangi genetik testler yapılmalı? Kanda pıhtılaşma testleri yapılmalı ve tabii ki anne ve baba adayına da kromozom analizi yapılmalı. Onlarda bir kromozom bozukluğu var mı diye. Çünkü bazen dengeli translokasyon dediğimiz kromozom bozuklukları olabiliyor. Onlar da yumurta hücresinde hasar olduğu için döllenme sonrası hemen erken dönemde düşük veya kimyasal gebelik olabiliyor. Erken doğum sonrası ne kadar beklenmeli? Bir kere bazı araştırmalar yapmakta fayda var tabii ki. Öncelikle bir rahim filmi çekilmeli. Acaba rahimde bir gelişim kusuru var mı diye. Ondan sonra bir vajinal kültür yapılmalı. Herhangi bir enfeksiyon var mı diye. Bu tür şeyler yapıldıktan sonra beklemeye de çok fazla gerek yok. Ama tabii ki rahimde bir kusur varsa onun tedavi edilmesi lazım. Evet, iyi akşamlar.